Herkese merhabalar. Hello to everyone. Today we are learning friendship. Bugün sizlerle birlikte friendship. Yani friendship ne demek Tonguç'um? Arkadaşlık demek. Harikasın. Arkadaşlık, ship'lık anlamına geliyor. Friend de arkadaş anlamına geliyor. Arkadaşlık konusunu öğreneceğiz. Arkadaşlık, kardeşlik, sevgi zaten bizim en sevdiğimiz şeyler. Bugün de bununla alakalı İngilizce'de, LGS'de sorular nasıl geliyor onlara bakacağız. LGS Sözel'de 2022 yılında da en çok buradan soru geldi. 2021'de de, 2020'de de en çok buradan soru gelmişti. Dolayısıyla friendship önemli bir konu. Sözel bölümü açtığımızda, İngilizce kısmına baktığımızda hemen şöyle indiğinden sonra. İngilizce'de bak, Sally friends are talking about Sally diyor. Esasında biraz yoruma dayalı bir soruydu. Dolayısıyla buna benzer soruları hep beraber çözeceğiz. Bu soruları çözebilmek için yapmamız gereken şey de nedir Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun ama ben söyleyeyim. Bol bol kelime ezberlemek ve bol bol soru çözmek. Zaten LGS kampımızda da sizlerle canlı yayınlarımızda, normal videolarımızda konuları güzel güzel öğreneceğiz. Ama sizler daha sonrasında Zoru Bankası'ndan, Taktikli'den ve Dinamo'dan mutlaka bol bol soru çözmeniz lazım. Zaten Dinamo İngilizce kitabımıza da önce kelimeleri veriyoruz. Öğrenmemiz gereken kelimeleri bak. Önce vocabulary yani kelime kısmına başlıyoruz. Sonrasında kelimelerin çalışmasını yapıyoruz. Ardından da normal LGS tarzı sorular geliyor. Gramer soruları geliyor veyahut da işte bu tarz metinli sorular geliyor. Yine aynı şekilde Taktikli'de de kelimeler önemli olduğu için. Bak en önemli şey kelime olduğu için. Yine kelimelerin Türkçeleriyle veriyoruz. Bunları sen alnına yapıştırabilirsin. Ya da defterine yapıştırabilirsin. Ya da kitaplarımızın arkasında bulunan bu tarz mesela bu neymiş? Turizmmiş. Turizm olduğu için bunu diğer postere yapıştıracağız. Bu tarz kısımlara yani posterlerin içerisindeki kısımlara yapıştırabilirsin. Hemen şöyle pıt diye yapıştırıyorum. Şuraya mesela tourist attractions'a yapıştırdım. Şimdi burada şu çok önemli Tonguç. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz? Hiç endişelenme. Bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceksin biliyor musun? Hem bu etiket yöntemimizle hem soru çözme yöntemiyle hem de sana birazdan göstereceğim yöntemle çok rahat bir şekilde bu kelimeleri öğreneceğiz. Mesela friendship az önce ne demiştik? Arkadaşlık demek işte. Peki friendship başka ne olabilir? Kankalar demek. Evet, kankalar demek de olabilir. Yani buddies, best friends. Bunlar aynı zamanda yani friend arkadaş demek ama biz bazen arkadaşımız bizim kankamız olabilir. Buna benzer kelimeleri aklımıza tutacağız. Bazı kelimeleri unutabiliriz, bazı kelimeleri unutmayacağız ve güzel güzel öğreneceğiz. O zaman şimdi soruyorum sana Tonguç'um. Friendship konusuna başlıyoruz. Are you ready? I am ready. Harikasın. Sen hazırsan, biz de hazırsak, ekranları başındaki arkadaşlarımız hazırsa, videomuzun sonrasından sonra bu güzel kitaplarımızdan da sorular çözmeye hazırsak, o zaman videomuz başlasın. Evet, intromuzu girdik ve şimdi LGS tarzı sorularla yani LGS 2023'te İngilizce'de hiçbir soruyu kaçırmayacak şekilde derslerimize başlıyoruz. Şimdi bakalım buraya demiş ki activities demiş. Bunlar aktiviteler demek. Tamam. Şuraya bakıyoruz. Burada personal traits yani kişisel özelliklere bakacağız. Buraya baktığımızda ise likes and dislikes offering yani teklifleri göreceğiz. Yani mesela sinemaya gidelim mi diyeceğiz? Bilmiyorum hocam. Ya bilmiyorum demene gerek yok. Şu anda gidemeyiz zaten Tonguç'um. Sinemaya mesela Türkçe söylemeyeceğiz. Bunu İngilizce söyleyeceğiz. Ve bunların hepsinin cevaplarını eğer kabul ediyorsak accepting yani kabul etmek ya da refusing etmeyi öğreneceğiz. Bir de movies, filmlere bakacağız. Filmler de çok çok önemli. Şimdi bakalım buraya. İlk başta bazı kelimelerle başlıyoruz Tonguç'um. Şimdi skating, having a party, having a picnic bunlar zaten çok kolay bak. Türkçe'de geçmiş. Mesela party Türkçe'de de parti demek. Ya da piknik Türkçe'de piknik demek değil mi? Evet hocam. Aynen bu kadar basit. Dolayısıyla skating, kayak yapmak, having a party, parti vermek. Have sahip olmak ama partiye sahip olmak demek istemiyor. Yani having a party, parti vermek anlamında. Having a picnic de pikniğe sahip olmak değil de pikniğe gitmek anlamında, piknik yapmak anlamında kullanacağız Tonguç'um. Bu kelimeler önemli. Şimdi az önce güzel bir soru sormuştun. Demiştin ki, hocam bu kadar çok kelimeyi nasıl ezberleyeceğiz diye. Normalde soru çözdükçe bu kelimeleri görebiliyoruz ama insan sürekli ders çalışmaktan sıkılıyor. Yani LGS'ye giriyorsun, soru çözüyorsun. Videoda ben ders anlatıyorum. Açıyorsun, eve gidiyorsun, Zoru Bankası'ndan soru çözüyorsun. Soru. İnsan bir yerden sonra diyor ki yeter artık, bıktım diyor. Ve artık diyor ben bu kelimeleri öğrenmek istemiyorum diyor. Hatta bazen ne oluyor? Aklıma gelmiyor hocam. Aynen, bazen kelime aklıma bile gelmiyor. O kadar ders çalıştığın anda kelime aklına bile gelmiyor. Ama kelimelerin artık aklından çıkmasını istemiyorsan ve ders çalışmadan bunları öğrenmek istiyorsan şu anda sana süper bir yöntem söyleyeceğim. Yöntemimiz şu. Kelime kartları yöntemi. Bak bu hem üniversitelerde hem yüksek lisanslarda hem akademik çalışmalarda hem de normal küçük bir öğrencinin yani atıyorum okula gitmeyen bir öğrencinin bile veya bir yetişkinin bile çok hızlı öğrenebileceği bir yöntem. Bizler bazı şeyleri mesela bazı markaları her yerde görüyoruz. Mesela sokaklarda bazı çikolata markalarını veya da bazı araba markalarının reklamlarını görüyorsun. Her yere koyuyorlar o reklamları. Peki sen o reklamları görünce hemen gidip o arabayı ya da hemen o çikolatayı alıyor musun? Hayır hocam. Tabii ki almıyorsun. Ama o senin beynine yerleşmeye çalışıyor. Yani sana farklı farklı yerlerde gözükerek sadece televizyonda, YouTube'da değil farklı farklı yerlerde karşına çıkarak senin hafızana yerleşmeye çalışıyor. İşte sen de bu öğrenmen gereken kelimeleri mesela skating kelimesini
aklına yerleştirmek istiyorsan farklı farklı yerlerde karşılaşmalısın. Bunun için yapman gereken şey son derece basit. Güzel bir karton alacaksın. Mesela şu bir karton olduğunu düşün. Bu kartonu güzel güzel parçalara ayıracaksın. Yani şöyle alıyorum pıt diye. Mesela şöyle küçük parçalara ayırdın ya. Bu parçalar değerli parçalar. Bunlar en az bir net kadar değerli. Senin için mesela LGS'de bir İngilizce netinin sence maddi değeri nedir? Bilmiyorum hocam. Tabii ki bilemezsin çünkü çok fazla. Yani bir tane net yapmak için sen belki bir net fazla versinler diye belki binlerce para harcayacaksın. O zaman senin öğreneceğin kelime belki de bir netini artıracağı için ona çok büyük değer vermelisin. Onu çok iyi saklamalısın. Şimdi bunları küçük küçük parçalara böldük ya Tonguç'um. Bunları tabii makasla kesiyorsun. Bunları kestikten sonra ben şimdi çok büyük... Çok küçük bir parça yapmayacağım çünkü ekranda gözüksün diye. Şimdi diyelim ki bu şu kadar küçük bir parça yaptın, şu kadar. Burası o parça olsun, tamam mı? Buraya öğrenmen gereken kelimenin önce İngilizcesini yazıyorsun. Skating diye yazdın mı? Skating, tamam. Okunuş çok önemli değil. Okunuşunu skating de diyebilirsin. Sonuçta sınavda İngilizce'de pronunciation yani okuma soruyorlar mı? Hayır hocam. Sormuyorlar, bu kadar basit. Skating dedik ya, skating'in arkasına da diyelim ki kayak yapmak. Buraya yazıyorsun, kayak yapmak diyorsun. Hatta bazen yazmak yerine böyle... çizebiliyorsan yani keyifli olsun diye şöyle resimlerde çizebiliriz. Bunu çizdin ya. Şimdi bunun küçük bir kağıt olduğunu düşün. Bunun cebinde olduğunu düşün. İkide bir tuvalette, banyoda, evde, kantinde, kafeteryada farklı farklı yerlerde gezerken bu kelime karşına çıktığında asla unutmayacaksın. Ve bu kelimeleri oturup da masa başında çalışmayacaksın. Sadece defterine, daha doğrusu cebine koyman yeterli. Defterinin arasına da koyabilirsin ama cebine koy. Kantine gittiğinde, bakkala gittiğinde, halanlara gittiğinde o kelime çıktığı zaman asla unutmuyorsun. Çünkü o kelimeyle beynin alıştırma, beynin bir hikaye oluşturuyor. Şimdi meeting with friends arkadaşlarla buluşmak anlamına geliyor. Cycling bisiklet sürmek zaten bicycle'da iki tane tekerleği olduğu için bicycle. Mesela motorcycle motor bisiklet oluyor. Cycling bisiklet sürmek. Playing sportsa spor yapmak, spor oynamak. Şimdi... Gelelim buraya. Burada bazı kelimeler var. Burası çok çok önemli. LGS 2023'te de buradan %100 soru gelecek. Dolayısıyla burayı çok iyi bilmemiz lazım Tonguç'um. Şimdi burada bazı kelimelerimiz var. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini zaten İngilizce olarak bilmemiz lazım. Trust, güvenmek demek. Ya da laid back, rahat, umursamaz demek. Ya da buddy, en iyi arkadaş. Yani en iyi arkadaş ne demekti Tonguç evladım benim? Kankalar demek hocam. Harikasın, kankalar. Support, desteklemek demek. Get on well de iyi olmak. Yani böyle birbirini sevmek, biri iyi geçinmek demek. Peki şimdi bu kelimelerin İngilizcesiyle eşleştireceğiz. Çünkü sınavda ne yapıyor biliyor musun? Adam soruda üst kısımda şuraya mesela İngilizce kısmını açmak istiyorum. Bir türlü açamıyorum nedense. Burada trust diyor. Sana aşağıda trust aynı anlama gelen rely onu bulmanı istiyor. Ya da üstte buddy diyor. Sen best friend'i bulmanı istiyor. Yani bazı kelimelerin eş anlamlısını bilmek bizim için çok avantajlı oluyor. Dolayısıyla trust'ın eş anlamlısı Tonguç evladım benim rely on. Yani güvenmek. Yani güvenmek. Yani güvenmek. Üçü de aynı anlama geliyor. Yani trust da rely on da count on da güvenmek anlamına geliyor. Bu kadar basit. Sen bu kelimeyi az önce gösterdiğim yöntemle diyelim ki şöyle küçük bir kağıda yazdım. Bu çok büyük kağıt. Ben şimdi ekranda gözüksün diye yazıyorum. Sen buraya rely on yazdın mesela, tamam mı? Güvenmek. Arkasına da trust yazdın. Ve şöyle mintoş bir şekilde de güvenmek yazdın. Mesela illa Türkçesini yazmak istiyorsan. Çıktı ya mesela diyelim gezerken arkadaşınlasın mesela. Trust kelimesini gördün. Güvenmek. Bunun diğeri neydi? Rely on. Aa tamam dersin. O anda yanında arkadaşın olduğu için evet ya ben işte Abdurrezzak Boğazlı Kazada güveniyordum. Arkadaşın artık ismi neyse Hamza olabilir, Osman olabilir. Bu şekilde ona güveniyordum diye zihninde o kelime çıkıyor. Ve bir dahakinde rely on çıktığı zaman ya da trust çıktığı zaman hemen arkadaşın aklına geliyor ve hafızanda kalıyor. Laid back, rahat umursamaz demek. Bu da aynı şekilde relax kelimesiyle eşleşebiliyor Tonguç'um. Body, kanka demek. Body kanka olduğuna göre az önce söylemiştin zaten. Burada best friend ve close friend. Close kapatmak demek ama kapalı yani yakın arkadaş. Hani birbirlerini artık tutmuşlar. O manada düşünebilirsin. Buraya da body'yi de bu şekilde işaretliyorum Tonguç'um. Support desteklemek demekti. Desteklemek de aynı anlama gelen kelime de yine backup anlamına geliyor. Backup da desteklemek, support da desteklemek. Support da desteklemek, backup da desteklemek diyebiliriz. Get on well'de iyi geçinmek yani birbirini sevmek. Buraya da şöyle yine tık tıklı yapalım ki karışmasın. Like each other birbirini sevmek diyebiliriz. Şimdi ben bu kelimeleri gösteriyorum. Sen bu kelimeler LGS 2023'te karşına çıktığında unutmak istiyor musun? Aa bu neydi demek istiyor musun? Hayır hocam. İstemiyorsun. O zaman bu kelimeleri güzel bir şekilde öğreneceksin. Bu kadar çok kelime ezberlemenin yöntemi de tabii ki soru çözmek. Ama dediğim gibi bu küçük kağıtlara yazaraktan, ikide bir cebinde taşıyaraktan bunları kantinde, banyoda, tuvalette herhangi başka bir yerde gördüğün zaman hiçbir aklından çıkmayacak Tonguç'um. Devam ediyoruz. Bak burada başka yeni kelimeler var. Mesela mean breaks heart. Hurt each other. Yani birbirini kıran, kaba, anlatabiliyor muyum? Kötü anlamda mesela. Mean aynı zamanda cimri anlamına da geliyor ama buradaki kötü anlamda. Reliable, güvenebilir demek.
Unreliable da güvenilmez demek. Hani rely on vardı ya, güvenmek. Reliable güvenilir oluyor. Unreliable da güvenilmez. Tells lies. İşte doesn't keep secrets. Shares them with other people. Yani yalan söyleyen, sırları paylaşmayan. İşte daha doğrusu sırları paylaşan, sırları saklamayan diyelim mesela. İki kişinin bildiği sır değildir hocam. Çok güzel söyledin. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın söylediği çok güzel bir söz bu. İki kişinin bildiği gerçekten de sır değildir. Dolayısıyla sırrımızı söylemememiz gerekiyor. Doesn't keep secrets. Yani sırları saklamıyorsa... Keep secrets iyi bir şey. Doesn't keep secrets, sırları saklamıyorsa bu güvenilmez anlamına geliyor. Shares them with other people, diğerleriyle paylaşıyor. Sen az önce ne dedin? İki kişinin bildiği sır değildir hocam. Çok güzel. O zaman bu adam eğer iki kişinin bildiğini sır olmaktan çıkarıyorsa, sırları saklamıyorsa o zaman biz buna güvenemeyiz. Güvenebilir miyiz Songuç'um? Hayır hocam. Aynen, güvenemeyiz. O zaman bu unreliable oluyor. Honest ise dürüst. Yani you can count on, ona güvenebilirsin. Trust them, onlara güvenebilirsin. Bak, trust, count on. Bunlar hatırlarsan rely on'du. Yani güvenmekti. Honest da dürüst, güvenilir kişilere deniyor. Cool has an attractive style. Yani böyle çekici bir stili olan. Attractive çekici demek. Çekici bir stili olan kişilere biz cool diyoruz. Vay coolsun. Hani böyle güzel gömlek giyince arkadaşlarına sana ne diyor? Oo coolsun diyor. Çok güzel. Şimdi laid back ise rahat yani. Umursamaz. Never minds others. Asla diğerlerini sallamıyor yani. Ve rahat, relax. Relax de is calm, yani yine rahat anlamına geliyor, laid back'le aynı. Generous, cömert anlamına geliyor. Burada biz buy gifts demişiz ama esasında cömert. Peki biz neden bu kelimeleri açıkladık biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Sebebini söylüyorum. Sınavda böyle ifadeler kullanıyor ve aşağıda bu kelimeyi bulmanı istiyor. Veyahut da bu kelimeyi bulup seçeneklere bunları koyabiliyor. Dolayısıyla bunlarla bağlantılı ifadeleri görmeni istiyorlar. Kind da kibar demek. Is nice to people, yani insanlara iyi davranan, hoş davranan anlamında. Adventurous, macera perver demek. Yani takes risks, riskler alan, loves risky hobbies. Riskli aktiviteleri, hobileri seven kişilere adventurous diyoruz. Yani maceracı diyoruz. Sonuç evladım benim. Devam ediyoruz. Helpful, yardımsever. Begs you up. Help, yardım demek. Help, help diye bağırırız. Yani yardım olduğu zaman, eğer yurt dışındaysak. Helpful da yardımsever oluyor. Yani yardım dolu gibi düşün mesela. Amusing, eğlenceli. Tells jokes, eğlenceli. Funny, makes you laugh. Funny de yine komik anlamına geliyor Tonguç herhalde benim. Ve supportive de destekleyici. Yani backs you up when you need. Yani destekleyici, seni koruyucu kişilere biz seni gözeten, seni koruyan kişilere supportive diyoruz. Mesela bizim annemiz, babamız bize supportive. Yani bizi destekleyicidirler. Şimdi burada iyi arkadaşların özelliklerine bakalım. İyi arkadaşların özelliklerinden de sınavda %100 gelecek. Ya kötü arkadaş soracak, bunları bilmen gerekecek. Ya iyi arkadaş soracak, bunları bilmen gerekecek. İyi arkadaşlar Tonguç herhalde benim. Öncelikle do everything together. Her şeyi birlikte yaparlar. Yani genellikle her şeyi, her zaman değil ama always de ama, değil ama hani her zaman tuvalette de beraber çekerleri yok. Ama genellikle her şeyi beraber yaparlar. Share similar thing. Yani benzer şeyleri paylaşırlar. Ama buralara always geldiği zaman genellikle yanlış oluyor. Yani always, daima aynı şeyi paylaşırlar. Hayır, daima aynı şeyi paylaşılmaz yani. Mesela sen arkadaşlarınla neler paylaşıyorsun? Sen mi arkadaşlarınla? Aklıma gelmiyor hocam. Tabii şimdi aklına gelmiyorsa onu anlatırsın ama kesin olan bir şey varsa bizden arkadaşlarımıza çok ortak yönlerimiz vardır ama her şeyi de beraber yapmayız yani. Tuvalette de beraber gideceğiz yani, affedersin. Have got the same interest hobbies. Benzer hobilere, ilgilere, hobi Türkçe'de geçmiş zaten, ilgilere sahiptirler. Get on well with, birbirleriyle iyi geçinirler. Support ya da back each other up. Yani birbirlerini desteklerler, birbirlerini korurlar. Spend time together. Birlikte zaman harcarlar. Count on, güvenilirler. Rely on, güvenilirler. Trust each other. Birbirlerine güvenirler yani. Count on, rely on ve trust each other hepsi aynı anlamdaydı. Keep each other's secrets. Yani birbirlerinin sırlarını saklarlar. Az önce ne demiştin Tonguç Eladim benim? İki kişinin bildiği sır değildir çok hocam. Çok güzel. Gerçekten papağan gibi Polat Alemdar'ın sözünü tekrarlıyorsun. Ama dediğin çok doğru. İki kişinin bildiği sır değildir. Birbirinin sırrını paylaşmaman lazım. Eğer sırrı paylaşıyorsan o zaman sen good friends değilsin. Şimdi gelelim bad friends'e. Yani rezil arkadaşa, yani kötü arkadaşa, yani esasında sevmediğin arkadaşa. Bu tarz arkadaşlara ne diyoruz? Too diyoruz. Ya o kadar değil tabii. Tükürmene gerek yok ama too diyebiliriz aslında. Neyse. Şimdi don't keep secrets. Sırları saklamıyorlar. Share your secrets with other people. Senin sırlarını başkalarıyla, başka insanlarla paylaşırlar. Don't support each other. Birbirlerini desteklemezler. Tell lies. Yalan söylerler. Are jealous of you. Seni kıskanırlar. Jealous, kıskanç demek. Break your heart. Kalbini kırarlar. Argue with each other. Birbirleriyle tartışırlar, kavga ederler. Have different interests. Farklı ilgileri vardır, hobbies. Yani genellikle ortak hobileri yoktur. Yani senin mesela fazla görüşmediğin arkadaşların muhtemelen senden başka hobileri olduğu içindir. Dolayısıyla burada en çok dikkat etmemiz gereken şey, geçen seneki sınavlarda bu çıktı. Keep secret kelimesi. Yani eğer sırlarını saklıyorsa iyi ama mesela never demişti geçen sene. Never keep secrets diyorsa
Asla sırlarını saklama demektir. O zaman bu tarz insanlara ne diyeceğiz? Tu diyoruz. Yani tu demene gerek yok. Onun için ben kötü diyoruz. Yani kötü arkadaş diyebiliriz. Geldik bu kısma. Bir teklifte bulunuyoruz arkadaşlarımız. Hadi gidelim gezelim diyeceğiz. Hadi ders çalışalım. Hadi Zorlu Bankası'ndan, hadi Taktikli'den, hadi Dinamo'dan soru çözelim diyeceğiz diyelim ki. Diyorsun ki, are you busy on Friday? Cuma günü meşgul müsün? Hayır hocam. Ya sana sormuyorum. Niye hayır diyorsun? Ben Allah'ım ya Rabbim ya. Cuma günü meşgul müsün diye sana sormuyorum. Ben burada cümleyi tercüme ediyorum. Are you doing anything at 9 o'clock? Saat 9'da bir şey yapıyor musun? Bilmiyorum hocam. Ya sana sormuyorum. Sürekli cevap verme ya. Yok hayır diyorsun, yok bilmiyorum diyorsun. Hayır hayır. Burada ben bunları tercüme ediyorum. Tamam mı? What are you doing on Saturday afternoon? Cumartesi öğleden sonra ne yapıyorsun diyor. Çok güzel. I like playing football teacher. Güzel bir cevap verdin. I like playing football hocam dedin ama I like playing football hocam bu sorunun tam cevabı olmuyor. Yani ben sana diyorum ki cumartesi öğleden sonra ne yapıyorsun diye soruyorum. Sen ben futbol oynamayı severim hocam diyorsun. Ya bana ne? Futbol oynamayı seversen seviyorsun diye cumartesi günü öğleden sonra top oynayacaksın diye bir şey yok. Dolayısıyla burada işte I am playing football diyebilirsin mesela. I am playing football. Hocam da demene gerek yok sonra. I am playing football teacher diyebilirsin. Tamam mı? Şimdi while making an offer. O zaman bu ne demekti? Are you busy on Friday? Cuma günü meşgul müsün? Are you doing anything at 9 o'clock? 9'da bir şey yapıyor musun? Saat 9'da. What are you doing on Saturday afternoon? Cumartesi öğleden sonra ne yapıyorsun? Dedik ve sorularımı sorduk. Şimdi bir teklifte bulunurken mesela bunlar teklif öncesinde önce bir hazırlıyorsun yani. Meşgul müsün diyorsun. Sonra meşgul olup olmadığını öğrendin diyelim ki artık teklifi basıyorsun. Diyorsun ki would you like to come to my party? Benim partime gelmek ister misin? Evet hocam. Ya Allah'ım parti martı yok. Evet hocam diyor. Parti olsa da ben seni çağırmam. Niye seni çağırayım bir kere? Bir de parti falan yok yani. Boşuna kabul etmene gerek yok. Şimdi what about joining us? Bize katılmaya ne dersin? I am ready. Tamam güzel, hazır olman güzel. I am ready diyorsun ama ben de yine burada konuyu açıklamak için öğretiyorum. Sen sürekli sorduğum her soruya cevap vermek zorunda değilsin ama yine de espri oluyor. Neyse. What about joining us? Yani bize katılmayı düşünür müsün? Buna I'm ready de diyebilirsin. Yes de diyebilirsin. No da diyebilirsin. Shall we go to the theater? Birlikte tiyatroya gidecek miyiz? I'm sorry. Ne sorry? Vay tiyatroya gelince I am sorry diyorsun ha. Vay. Niye? Gitmek istemiyorsun. Neyse önemli değil. Ama tiyatro en güzel aktivitelerden biri. Tabii pandemiden önce biraz kapalıydı ama şimdi açıldı. Gerçekten tiyatrolara da gitmek lazım. Dolayısıyla partiye gelince evet hocam, tiyatroya gelince I am sorry ne sorry demen biraz garip oldu. Neyse. Why don't we have a picnic on Sunday? Neden pazar günü piknik yapmıyoruz? Veyahut da fancy joining us. Bize katılmak ister misin? Gibi ifadelerle direkt teklifimizi yapıyoruz. Eğer teklifimizi kabul ettiyse teşekkür ediyoruz. Teklifimizi reddettiyse ne yapıyoruz? Tu diyor. Ya sen de sürekli tu diyor. Öyle bir şey yok Doğuk'cum. Teklifimizi reddettiyse de sebebini sorabiliriz. Belki işi var. Belki babaannesine gidecek. Belki anneannesine gidecek. Belki başka bir şey yapacak. Dolayısıyla buraya bakacağız. Şimdi eğer kabul ettiyse accept kabul etmek demek. That sounds fun. Kulağa hoş geliyor. That would be great. Harika olacak. Sure, kesinlikle. Why not? Neden olmasın? Yeah, I love to. I would love to. Evet, isterim. Of course, kesinlikle. I can't refuse it. Reddedemem. I'm busy, meşgulüm. But, işte I will come. Yani I would like to come gibi ifadeler söyleyebilir. Bak burada I'm busy diye başladı ama but olduğu zaman olumluya çevirebiliyor. Redde bakalım red cümlelerine. No thanks. Yani hayır teşekkür ederim demek istiyorum. Veyahut da I am sorry. I am sorry ne demek? I am sorry ne sorry? Ben sana I am sorry ne demek diyorum. Sen Allah'ım yarabbim. I am sorry üzgünüm demek. Yani ne sorry I am sorry diye. Ne sorry Allah'ım ne komik almışsın Oğuzca. I am sorry üzgünüm demek. I apologize özür dilerim demek. I am afraid I can't. Korkarım yapamayacağım yani gelemeyeceğim. I have another plan. Başka bir planım var. I am busy. Thanks anyway. Meşgulüm. Yine de teşekkür ederim. Yani Allah razı olsun. Sağ olasın. Eyvallah. I'd love to. İsterim. But diyor bak. İsterim diyor. But dediği için bu sefer tekrar but işte I have to go to my grandmom. Babaanneme gideceğim. İşte I have to prepare my homework. Ödevimi hazırlayacağım diyebilir. Dolayısıyla but'a dikkat edeceğiz. But'tan öncesiyle sonrası değişiyor. Kabul ettiğimizde bunları söylüyoruz. Reddettiğimizde bunları söylüyoruz. Bunlar LGS 2023'te ve bizim soru bankalarımızdaki sorularda sorulduğu için bu kelimeleri çok iyi bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi geldik film çeşitlerine. Bakalım. Burada Titanic var. Titanic tam bir drama. O zaman buraya hemen drama da yazalım hiç vakit kaybetmeden. Frozen'da bu da tabii ki animation yani animasyon filmi. Biliyorsun animasyonlarla yapıyorlar. Burada Mr. Bean var yani tam bir komedi filmi diyebiliriz. Buraya baktığımızda ise bir bilim kurgu yani uzaya gidiyorlar. Uzayda yaşanan olayları anlatıyorlar. O zaman buna da science fiction diyebiliriz. Bu yıldızlar arası filmi. The Fast and Furious yani hızlı ve öfkeli filmi. Bu da bir action yani aksiyon filmi. Şimdi burada bak good, bad, ugly diyor. Yani iyi, kötü, çirkin. Buradaki kovboy filmi olana göre. Kovboy filmi ne demek Tonguç evladım benim? Unuttum hocam. Çok güzel unutmuş olabilirsin. Belki hatırlamıyorsundur bile. Söyleyeyim. Kovboy filmi
Western demek. Western film. Yani batı tarzı filmler olmuş oluyor. Şimdi gelelim bu kısma. Learn kısmına. Burada kelimeleri de öğreneceğiz. Bunlardan da soru gelebiliyor. Şimdi buraya bir şeyi hoşlandığımız zaman... biz mesela film izlemeyi seviyor muyuz? Evet hocam. Tamam. Film izlemeyi seviyorsak... I like watching movies diyebiliriz. Film izlemeyi severim diyebiliriz. I'm interested in watching movies diyebiliriz. Yani film izlemeye ilgiliyim diyebiliriz. I'm fond of watching movies diyebiliriz. Ben film izlemeye ilgiliyim diyebiliriz. I'm crazy about, delisiyim, çılgınlar gibi seviyorum. I'm really into, gerçekten seviyorum. I'm keen on, seviyorum, ısrarcıyım diyebiliriz. Bunların hepsi Tonguç evladım benim ama hepsi aynı anlama geliyor. Dolayısıyla bunlardan biri hepsiyle aynı anlam. Yani hoşlanıyorum, beğeniyorum, film izlemeyi seviyorum demek. Şimdi gel bakalım buraya. Bir alıştırmamız var. I nokta nokta going to sinema demiş. Ben sinemaya gitmeyi muhtemelen severim diyecek. Mesela severim dediğine göre buraya mesela like'ı getirebiliriz değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Evet, like'ı getirebiliriz. Diğerlerini de getirebiliriz. Mesela diğerleri neydi? I like, I'm interested in, I'm fond of, I'm crazy about, I'm really into, I'm keen on. Bunların hepsi bu boşluğa girebilir. Sonrasında devam ediyoruz. My favorite type of movie is action. Benim favori tip filmim aksiyon filmi. Because, çünkü they are very exciting. Çünkü onlar çok heyecan verici diyor. Exciting, heyecan verici demek. How about, ne düşünürsün? Seeing, yani görmek, an action movie tonight. Bu akşam bir aksiyon filmi izlemeye ne dersin diyor. Şimdi, fill in the blanks. Boşlukları doldur diyor. How to refuse with an excuse. Yani şimdi boşlukları doldurduk. Bu özürlü bir şekilde, yani özür dileyerek bu teklifi nasıl reddedersin diyor. Şimdi. I'm sorry, ne sorry? Ya, ne soru, I'm sorry. Allah'ım ya. Ne soru? Hem soru dediğinde de esasında anlamadım demiş olursa ama bu tam senin dediğin cevap oluyor. Buradaki seçeneklerden gideceğiz. Bak şimdi. A seçeneğine bakalım. I have to help my dad. Babama yardım etmek zorundayım. But, bak ilk başta Gerem Ayaz bir şey konuştu. Hani babama yardım etmek zorundayım. But dedi, sonra I can't refuse, reddedemem dedi. O zaman bu adam geliyor. Şuna bakalım. I'd love to. İsterim, bak olumlu konuştu. But I have an early exam tomorrow. Fakat yarın erken bir sınavım var diyor. Dolayısıyla burada eksiye dönüştü. O zaman sınav olduğunu söyleyerek excuse, yani özür diledi mi? Evet hocam. Çok güzel. Gelmek istediği halde, gelmek istediğini söyleyip sonrasında özür dileyerek reddettiği için burada cevabımız B seçeneği, yani Bursa seçeneği oluyor. Şimdi gelelim buraya. Demiş ki nokta noktalar are jealous of you. Kıskançtır diyor. Şimdi buraya ne getirebiliriz? Mesela buraya kıskançlık yapan kişiler kötü arkadaşlar diyebilir miyiz Songuç'um? Evet hocam. Çok güzel. O zaman buraya bad friends gelebilir. Buddies, kankalar olmaz. Close friends, yakın arkadaşlar olmaz. Best friends, en iyi arkadaş olmaz. Yani best friend, close friend, buddy, bunların hepsi aynı anlama geliyor hatırlarsan. Seçenekler de öyle yapacaksın. Yani A, B, C, D seçeneğinde. Üç tanesi Konya'ya, bir tanesi Mersin'e gidiyorsa, yani tersine gidiyorsa diyeceksin ki cevap A'dır. Bak burada buddies, kankalar, close friends, yakın arkadaşlar, best friends, en iyi arkadaşlar, bad friends, kötü arkadaşlar. Ya şimdi eğer bu cevap olursa bu da olur. Bu olursa bu da olur. O zaman bunun üçü de cevap değil. Farklı bir şey bulman lazım diyerek kötü arkadaşlar bizi kıskanırlar diyeceğiz. Şimdi bugün gerçekten çok şey öğrendik ama şimdi esas en önemli kısma geliyoruz. Kelime kartları yapacağız, bunu unutmuyoruz Songuç'um. Ve en önemlisi de Dinamo İngilizce Soru Bankamızda bu konuyla alakalı sana hazırladığımız süper kelime çalışmaları. Friendship'le, arkadaşlıkla alakalı çok güzel kelime çalışmaları var. Bunları güzel güzel yapıyorsun. Ekstra testlerimizi çözüp dijital soruları da çözüyorsun. Takıldığın sorular olursa karekod okutarak soruların çözümünü mutlaka uzman hocalarımızdan dinliyorsun. Burada bayağı bir soru hazırladık Dinamo'da. Teen Life'a kadar. Teen Life ne demek Songuç Elal benim? Gençlerin yaşamı demek hocam. Süper. Harikasın gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Ama daha gençlerin yaşamına gelmedik. Şimdi buraya bakalım taktikliğe. Taktikliğe bir kere stickerlarımızı güzel güzel çalışıyoruz ve buradaki posterlerimize yapıştırıyoruz. Bak burada çok güzel etiketlerimiz, stickerlarımız var. Mesela friendship ile alakalı before an invitation, offers and invitations, refusing, accepting. Bunların her birini senin için yazdık. Buradan güzel güzel bu posterleri yapıştırıyorsun. Sonrasında da friendship ile alakalı gene burada taktikli İngilizce kitabımıza hem ekstra dijital soruları hem de buradaki soruları güzel güzel çözüyorsun olmuş. Bunların her biri 2022-2021 LGS'de birçok soruyu yakaladı. 2023'te de yakalayacak, yenilenmiş kitaplar bunlar. Ondan Zoru Bankası'nın İngilizce kısmına baktığımızda ise burada hemen friendship kısmını açıyorum Tonguç'um. Burada yine test 1, yine dijital sorularıyla test 2, test 3 çözeceğiz. Test 4 artık teen life oluyor. Bunlar senin ödevlerin. Hadi bakalım, ödevlerimizi verdik, konumuzu güzelce öğrendik. Kelimeyi ezberleme taktiğimizi gösterdik. Trust, güvenmek, hop, rely on, güvenmek. Tabii ben bunu büyük oku diye söylüyorum ama sen bunu çok küçüğünü de yapabilirsin Tonguç'um. Hadi arkadaşlar, sizler de mutlaka bu yöntemleri uygulamanızı istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.